Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz güzel sorularla. Polinom çözeceğiz arkadaşlarım bugün sizlerle beraber. Biliyorsunuz ki ÖSYM'de polinom soruları sanki böyle özenle seçilerek yerleştiriliyormuş gibi çoğu zaman da öğrencilerin canlarını sıkıyor. Şimdi videoyu durdur. Durdurduktan sonra çözmeye çalış ve daha sonrasında eğer çözemezsen videoya devam et. Yine çözümü izlemek istiyorsan yine videoyu izlemeye devam edebilirsin, sıkıntı yok. Dilersen başlayalım sorumuzu çözmeye. Bize demiş ki soruda 6 artı px'in karesi bu polinomun sabit olmayan px polinomuyla bölümünden kalan neymiş arkadaşım? Px eksi 1 artı qx polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalana eşitmiş. Şimdi bak, öncelikle bizim burada bir şeylere bölüyoruz ya. İşte o bölen polinomları. Şimdi mesela ne demiş burada? X eksi 3 ile bölümünden kalan demiş. Bu x eksi 3'ü sıfıra eşitleyen kökü buluyorsun. Nedir? X eşittir 3. O x eşittir 3'ü alıyorsun, şurada yerine yazıyorsun ve böylelikle p, bak 3'ten 1'i çıkardın, 2 artı q 3 geldi. Bu neymiş arkadaşlar? Kalana eşittir diyor ya. Kalan bu. Peki neyin neye bölümünden kalan neye eşit olacak? Bak şimdi diyor ki 6 artı px'in karesi polinomunun bu polinomu sabit olmayan bir px polinomuna bölecekmişiz. Şimdi px polinomunu sıfıra eşitleyen değer aslında px'i sıfır yapan değerdir. Bakın px'i sıfır yapan değerdir. Burada ince bir detay var. Yani sevgili arkadaşlarım, ben götürüp px'i 0 yapan değeri burada yerine yazdığım zaman zaten px'i 0 yapacak. Doğal olarak da kalan 6'nın karesinden 36 olacak. Yani kalan neymiş? 36'nın ta kendisiymiş. Bakın tekrar ediyorum burayı anlamayanlar için. Neler yaptık onları bir şöyle ele alalım. Bakın diyorum ki ben şu polinomu buna bölmüyor muyuz? Evet, buna bölüyoruz. Tamam, o zaman bunun 0'a eşit olması lazım. Ve px'i 0 yapan değeri bulmam lazım. Varsayalım ki buldum. Bu değer a. O a değerini aldım götürdüm. Şurada yerine yazmayacağım mı zaten? Yazacağız. O zaman 6 artı pa'nın karesi. Şimdi zaten pa 0 yapmıyor muydu? Yani a px'i 0 yapmıyor muydu? Yapıyordu. Demek ki zaten burası 0 olacakmış. 6'nın karesinden kalan da 36'ya eşit olacakmış. Madem bunun kalanı bunun kalanına eşit. O zaman bu da 36'ya eşittir diyeceğiz. Bu cepte. Devam edelim. Px artı 1'in katsayılar toplamı. Ya kardeşim, Px artı 1'in katsayılar toplamı dendiği zaman x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Nerede? Şurada. P1 artı 1'den P2 gelecek. P2 diyor katsayılar toplamı. Q3 eksi x'in sabit teriminin 2 katı. Şimdi bunu sabit terim dendiği zaman da x gördüğümüz yere 0 yazacağız. Nerede? Burada. Yani P3 eksi 0'dan da pardon Q3 eksi 0'dan da Q3 gelecek. Ve şunun 2 katına eşit olduğuna göre denmiş. Px artı 2'nin sabit terimi yani x gördüğün yere 0 yaz diyor. Yani şunu şurada yerine yazarsak bizden ne isteniyor? P2 isteniyor deriz. Şimdi o halde gelin arkadaşlarım bakın. Burada P2'miz var ve ben P2'nin 2 tane Q3 olduğunu bulmuştum. O halde onu bir yerine yazalım isterseniz. 2 çarpı Q3'e bir tane daha Q3 ekleyince 36'yı veriyormuş. Yani 3 çarpı Q3 eşittir 36. Buradan her iki tarafı 3'e bölerseniz Q3 arkadaşlarım 12 gelecektir. Madem P2 2 tane Q3'tü, ben Q3 gördüğüm yere 12 yerleştirirsem artık 2 kere 12'den de 24 gelir. Ne? P2. Zaten bana da P2 sorulmuş demiştim. Dolayısıyla cevabımız 24 olacaktı deriz sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi hani polinomda genelde zaten ÖSYM'nin sorduğu sorularda bilinmeyen bir detay yok. Sadece senin soruyu nasıl çözeceğin önemli. Yani nereden başlaman gerekli ki zaten genelde böyle çorabın söküğünün ucunu yakaladığın an senin için soru bitmiştir. Çünkü çektiğin zaman zaten çorap söküğü gibi gelecektir. Elinde kalacaktır o iplik, tamam mı? Evet, güzel bir soruydu. Diğer sorularda ve diğer konularda bir konu bir soru çözüm serisinde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen arkadaşlarım unutmayın.